Evet, bu haberi ben okumuştum. Stanciu demişim ama normalde Stanciu diye okuyacağımız bir futbolcu. Bu bilgiyi de vererek Levent'e hemen size döneyim. Şimdi haberde de geçiyor, acaba Galatasaray'ın yeni hacisi olabilir mi diye şu anda bu oyuncu Ezgi cazip olan en büyük özelliği gol atması, asist yapması. Evet. 10 numara, maalesef Belanda'da bu yoktu biliyorsun, evet, ki Belanda 10 numara olmadığını iddia eden 8 numara olduğunu söylüyorlar. Yani Stanciu yani böyle bir oyuncu. Ama tabii her şeyin bir maliyeti var. Yani bunun dışında da oyuncular var. Mutlaka bir de şöyle bakıyor hoca, Fatih Hoca. Alacağın 10 numaranın ülkede sorun yaşamaması gerektiğini. Mesela Hacı'nın en büyük avantajı neydi? Romanya'ya, İstanbul 45 dakika mesafede Bükreş'e. O günkü şartlarda. Kolay adapte oldu. Evet. Çok kolay. Yani ailesine gidip sabah gidip akşam dönmesi söz konusu. Baktığım zaman yani Stanciu da böyle bir oyuncu. Yani dolayısıyla Galatasaray bu konuda iyi bir referanslara sahip ama sonuçta oyuncunun bir maliyeti var. Tabii. Yani böyle hem gol atabilen, hem attıran, asist yapabilen çok yönlü bir oyuncu, kuvvetli bir oyuncu, istikrarlı bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirirse, yani bu adaylardan biri olduğunu düşünelim. Gerçekleştirirse Galatasaray'da önemli işler yapar diye düşünüyorum. Tabii maliyeti var. Slavia Prag 4 milyon euro ödüyordu futbolcuya. Şunu da konuşmak lazım aslında. Bu transferlerin kaçı ki Jetson Fernandes'te dediğimiz gibi gündemde PSV maçına yetişecek, yetişemediklerini varsayarak ki taraftarlar da bunu çok fazla konuşuyorlar. Acaba Galatasaray'ın mevcut kadrosu şu anda o ilk ön elemeye geçmek için yeterli mi? Ya Jetson Fernandes gelirse yeterli olur. Öyle bir oyuncuya Galatasaray'ın orta sahada ciddi bir ihtiyacı var. Defansif anlamda Galatasaray'ın çok fazla eksiği yok. Sol tarafta eksiği var. Hı hı. Emre Taşdemir veya Ömer Bayram'dan biri oynar diye düşünüyorum. Veya beklerden biri oynar. Yani mesela Alparslan defansın kenarında da oynayabilen, evet, bir oyuncu. Faydalanabilirler. Ama Emre Taşdemir formdaysa çabuk bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Faydalanabilir. Defans sorunu yok yani bir ölçüde. Hem Lündema var, Marka var, artı Alparslan var. Mustera yetişiyor. 14'ünde burada olacak, evet, diye duydum. Yani bu önemli bir tabii etken yani Galatasaray için. %50 bir güven yani, bir takımın yarısı sayılır yani Mustera. Orta sahada Aytaç var ki çok fazla yetişeceğini zannetmiyorum ben Taylan'ın. Onun için Taylan çalışmalara başlayacakmış 15'i gibi galiba ama maça yetişmesi biraz zor görünüyor. Düşünüyorum ama bence Gerson Fernandes Galatasaray'a ihtiyacı olan bir oyuncu. Çok koşan, mücadele eden, rakipten top çalan, oyunun iki yönde oynayabilen bir oyuncu. Bu bir artı diye düşünüyorum. Yani Halil kiralama isteği devam ediyor Galatasaray'da. Kerem Aktürkoğlu var, Babel var, Falcao var, Mustafa Muhammed var. Bir de Feguli var, yani Oğulcan var. Yani bu süreç içerisinde ilk tur için yeterli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü revanşta İstanbul'da oynayacaklar biliyorsunuz, evet, Galatasaray. Geçen sefer gibi tek taraflı bir maç değil pandemiden dolayı. Ama öncelikle bence Gerson Fernandes'in işinin bitmesi Galatasaray için çok daha değerli diye düşünüyorum ben. Peki. Stanciu ismi için ne dersiniz? Şimdi 10 numaralı bir sistem acaba Fatih Terim yeni sezonda nasıl bir takım kurmaya hedefliyor? İsterseniz biraz da bunun üzerinden de değerlendirelim oyuncuyu ve tabii ki diğer takviyelerle ilgili siz ne söylersiniz? Yani Galatasaray'ın ben şu anda zaten iki yerli oyuncu aldı. Keçören gücünden olan oyuncu da Barış Alper. Barış Alper de büyük ihtimalle bitti, resmen açıklanmasa da bugün yarın açıklanacağı söyleniyordu. Yani bir iki tane önemli transferle zaten transferi dönemini kapatacağını düşünüyorum. Evet. Yani Galatasaray zaten diğer rakiplerine göre oldukça zengin bir kadrosu olan, iyi yıldızları olan ama onlardan yeteri kadar verim alamayan bir takım. Bunu da Fatih Hoca verim alamadığı oyuncularla ilgili yeniden şans tanıyacak mı, tanımayacak mı? Asıl buna bakmak lazım. Yani evet, o Falcao oyuncu, evet, yani oyuncu iyi bir oyuncu, maliyetli bir oyuncu. Bu transferi Galatasaray yönetimi yapabilir mi? Bu paraları verebilir mi? Bilemiyorum ama bir yandan da işte Falcao, Cagne, Muhammed, Feguli, yani bakıldığı zaman Arda, şimdi sözleşme yeniledi, Babel, yani Akbaba, evet, Emre Akbaba, Kerem, Oğulcan, yani acayip bir kadro var aslında Galatasaray'ın elinde. Yeni gelenler Alparslan, Aytaç, Luyendama, Marka, Yedlin, ki oraya yine bir transfer yapılmasından bahsediliyor. Yani Ömer çok fazla bir hamleye ihtiyaç çok az. Yine Emre Taşdemir var. Yani acayip derecede Galatasaray zengin bir kadroya sahip. Burada yapılacak olan bir iki tane falan çok önemli oyuncunun. Üç oyuncu var. Orta saha Gedson, sol bek bir de. Tabii Gedson'u ben. İşte Stançu gibi yetenekli bir oyuncu. Yani evet. Gelen haberler Gedson'la ilgili olumlu. Yani olumlu gidiyor ve bittiğine dair haberler geliyor kulüp tarafından. Tabii resmi bir açıklama yok ama. Büyük ihtimalle Gedson tekrar kiralanacak ve satın alma opsiyonu Galatasaray'ın da bu sezonda kadrosunda olacak oyunculardan bir tanesi. Biraz tabii pazarlık süreci uzuyor. Çünkü satın alma opsiyonu var, kiralama bedeli var, oyuncunun bedeli var. Yani Galatasaray için maliyetli bir transferlerden bir tanesi. Gedson'u biz bittiğini düşünürsek o zaman abi iki tane değil mi? Yani, sol bek ihtiyacı var zaten. Sol bek ihtiyacı var. Ama sol bekte iki tane de oyuncu var yani. Biri Şener, biri Emre Taşdemir değil mi? Doğru söylüyorum. Hayır, Şener yok. Şener değil. Şener değil. Ömer Bayram. Evet. Bayram, yani var, iki tane de oyuncu var. Ama o bölgeye iki tane transfer bir de Gedson olursa ben hocanın başka öyle ekstra bir talepte bulunacağını düşünmüyorum ki eldeki oyunculardan gidecek olan var mı? Yani işte hep söyleniyor Efe Gölü, Falcao. Ben gideceklerinde hiç ihtimal vermiyorum. Yetinin de gidebileceği söyleniyor. Yani şu ana kadar bu konuda hiçbir hareket, bir eylem olmadı Galatasaray'da. Yani bir kere önünde bir maç var. Bu kadroda bu maç için bence yeterli bir kadro. Yani evet eksikleri var. Yani ama bakıldığı zaman da bu kadroda önemli futbolcular var, önemli oyuncular var. Yani Galatasaray aslında diğer rakiplerine göre şimdi Beşiktaş'a geleceğiz. Beşiktaş'ta bir sürü belirsizlik var. Fenerbahçe'de yeni bir hoca var, yeni bir sistem var. Onu da ayrıyeten konuşacağız. Ama Galatasaray'daki hoca ve kadro bakıldığı zaman öyle çok da böyle şey yapılacak bir durum yok. Analiz üzerine derin analizler yapılacak bir durum yok. Şampiyonluğu kıl payı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz ve başında yine deneyimli bir teknik adam var. Bu oyuncularla bu şampiyonluğu kaybetmiş. Birkaç tane de yerli, 3 tane de yerli takviye yapmış. Ligimizin önemli oyuncuları performanslarıyla. Bana göre Galatasaray şu an hem Fenerbahçe'den hem Beşiktaş'tan şu anki durum itibariyle önde olan bir takım. Buna Trabzon'da sayabiliriz. Tabii. Ama Trabzon'da sonuçta tamam 4 tane nokta atışı transfer var. Belki daha gelecek oyuncular var ama bu oyuncuların göstereceği performansı merak ediyorum. Yani Hamsiki evet nasıl bir performans ortaya koyacak? Ne yapacaklar? Galatasaray daha oturmuş bir... %1 milyon. Yani ama Galatasaray şeyi satmaya çalışıyorlar. Falcao ile Onyekuru'yu. Falcao'ya Katar'dan birkaç teklif olduğu söyleniyor. Valla benim bildiğim kadarıyla tercih etmemiş orayı. Levent abi niye tercih etsin zaten? Galatasaray'dan 5 mi alıyor, 6 mı alıyor, 7 mi alıyor bilmiyoruz. Açıklanmıyor yani. Bu sene faydalanamaz mı Fatih Terim yani. Falcao'dan? Faydalanabilir ama Falcao garantisi verebilir mi? Biraz sorun çürük burada. Elma gibi yani ne olduğu belli olmuyor yani. Her Falcao normal yani maçtan adam çıkıyor mesela oyundan çıkıyor yeri değişiyor 2 hafta yokum sonra diyor. Evet. Ne olduğu belli de Adelesi çekmiş. İtman'da çekmiş. Yani bence yani Falcao'ya güvenerek lige Cagne devam nerede etmek... bu arada ya? Cagne kulüp arıyor kendine. Tabii. İzin istemiş takımdan. Büyük bir de o Galatasaray Türkiye'ye dönmeyeceğini İngiltere'de kalmak istediğini söylüyor. Yani Galatasaray ondan bir para alacak ama Falcao konusunda hatta söylemlere göre Muhammed bir kısmını biz ödeyelim. Yani gitti dendiğini yani yeter ki o maliyetten kurtulalım yani diye ama kabul etmiyor. Yani Fegüli de aynı. O zaman bu durumda Cagne'nin gideceğini düşünürsek Falcao'nun da işte sakat, adelem ağrıyor, bacağım ağrıyor, belli olmaz, dizimde esneme var. Çünkü adamın her sezon kaçırdığı maç acayip yüksek bir derecede. Yani bir tek yine Muhammed'e kalırsın yani. PSV maçına çıkacağını çok net düşünmüyorum. Sakatlığından dolayı evet. Bence yani çünkü yapmadı. Ben Falcao ile oynayacak. Eksik var. Falcao ile oynayacak. Fegüli ile oynayacak. Peki sezon için sadece orada Muhammed'in olmasına kadar güven veriyor? Mesela Halil'i istediğini biliyoruz ama Halil garanti değil. Mutlaka alırlar. Değil mi? Halil'i alma şeyi biraz zor ya. Halil'de çok para istiyorlar. Hayır şöyle bir durum söz konusuymuş. Kadrolar yapılacak. Eğer boşa çıkarsa yani teknik direktörün vereceği karar sonrasında boşa çıkarsa Galatasaray Halil'e tekrar temasa geçecek. Ama o zaman transferin son gününe kadar beklemek zorunda kalacak. Öyle olacak zaten. Ağustos sonuna kadar büyük bir ihtimalle birçok kulüp bu transferleri oraya bırakacak. Peki B planları yoksa bir anda... Ya B planı derken bir santrforum var. Babel'i de santrfor oynatırsın. Yani şimdi Galatasaray'da 3-4 oyuncu çok maliyetli biliyorsun. Babel, evet. Falcao ve Onyekuru, Feguli. Bunlar çok yüksek maliyet. 11-12 milyon euroluk evet. maliyetleri var bunların. Yani dolayısıyla Galatasaray yönetimi bu maliyetlerden kurtulmak istiyor. Yani Feguli, son senesi bir de. Üçünün de son senesi. Feguli ile ilgili ne düşünüyor? Geçen sezonun sonunda yaşadıklarını. Aslında Feguli iyi bir oyuncu. Evet. Kendisini maça verdiği takdirde çok ciddi bir katkı sağlar. Ama maalesef o biliyorsunuz indirime gitmedi. Evet. Bu da Galatasaray üzerine ciddi bir yük. Ama gönderemiyorsanız, parayı vermek zorunda kalıyorsanız o zaman oyuncudan faydalanacaksınız. Başka şansınız yok. Peki. Çünkü sonuçta bu oyuncuları kadro dışı bırakıp Florida çalış demenin de kimseye bir faydası yok. Teknik heyet de zarar görür. Takım da zarar görür. Bence oyuncuları kazanmak lazım. Maalesef gitmiyorlar yani. Niye gitsinler abi? Aileler olarak da mutlu yani. Kolombiyalılar çok aile düşkündür ve Türkiye'de de çok mutlular. İlginç. Dolayısıyla ben gidip diyor ki yani ama yaşadıkları şartlarda da tabii Türkiye'de mutlu olmamak imkansız gibi bir şey zaten. Türkiye güzel bir şehir. İstanbul güzel bir ülke. Türkiye güzel bir şehir. Gelen yabancılar kolay kolay da ayrılmak istemiyorlar. Tabii ki. Peki Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı devam ediyor ve yeni teknik direktör